Tiyatro yani başka bir şeydi. O tiyatro başka bir şey. Serdar sen tiyatro seviyor musun? Hiç sevmem ben tiyatro. Yani başıma bir şey gelmeyecekse. Tiyatro yani sevmem. 7 tane sanat, 8 sanatın sevmediğim dalı tiyatro. Niye Serdar? Ya ben başıma bir şey gelmeyecekse sevmiyorum ya tiyatro. Ben tiyatro seviyorum. Neden sevmiyorsun ya? Abartılı oyunculuk. Yani çok... Yani tiyatro bir oyuncu sanatıdır demişler. Hayır, insanı insana insanla anlatan sanattır tiyatro. Şimdi tiyatroya şey demişler yani bir insan yani bir oyuncu sanatı. Ben daha çok yönetmen sanatını seviyorum yani sinemayı seviyorum. Yani ben tiyatro yani sıkılıyorum ben tiyatroda. Yani şu tiyatroda böyle bir abartılı oyunculuklar var ya böyle dönüp hani seyirciye konuşmalar falan. Ama o oyundan biliyor musunuz falan yok. Böyle hani onu yapması gerekiyor zaten. Ama oyundan hani oyuna oyundan oyuna yani fark yok, eder. Yok bu oyun tarzını sevmiyorum ben. Kabareci misin? Kabareci yok ben hiçbir şey yani sahne sanatlarında bir şey seviyorum. O beyaz perde seviyor. Ben sahne sanatlarında bir konserciyim yani. Şarkı. Gazino? Gazino da severim. Şarkı söylensin istiyorsun. Şarkı söylensin olacak. Yani. Şarkı söylensin. Onu şimdi. Ama şeyde yani ben opera, dans. Yani ben şeyde Broadway'de falan da ayıptır söylemesi izledim. Yani sıkılıyorum. Sevmadı yani. Mı diyorsun? Abi Broadway'dekiler bayağı şov yani onlar. Bildiğin sinema yapmış ben yani. Ben de şeyde sıkılmış. Yani sahnede canlı yapıyor. Ya canlı sinema yapıyor ama. Hayatımın şoklarından birini orada. Yani şoke olduğun an hangisi dersen Broadway'de izlediğim ilk gösteri. Çünkü işin içinde yaşıyorsun. O filmin içine sen giriyorsun. Yani şimdi ben Broadway'de. Bak Broadway'de tiyatro izledim, Londra'da izledim. Ama yani ben... Gene de olmadı diyor. Ya. Şey neydi? Sinemayı tercih ediyorum. Sevilla'daki neydi? İspanyolların yaptığı sanat şimdi aklıma gelmedi. Flamenco. Flamenco. Ben de flamenco izledim Sevilla'da. Aa bak çok güzel, şahane bir şey işte. Flamenco izlemek çok eğlenmedim. Az eğlendim. Çok eğlenmedim yani. Peki sokak sanatlarından keyif alıyor musun mesela? Sokak çalgıcılarının hastasıyım. Ben de çok severim. Bayılırım ben de çok hastasıyım yani. Küçük oyunların da öyle. Zaman zaman para bile atabilirim. Tiyatroya gitmeye çalışıyorum. Vakit buldukça, yakaladıkça. Bazı oyunları seveceğini de düşünüyorum Serdar abi. Yani öyle... Ya mutlaka yani benimki doğru bir şey değil ama ben sevmiyorum yani. Benim öyle bir şansım... Seni başka yere çekmek lazım. Benim farklı oyuna çekmek sevmemek lazım. Sevmemek gibi bir şansım söz konusu değildi. Ben kocam Islahbaş'a doğdum, büyüdüm. Yani anne, baba, anneanne falan. Sonra Necat Uygur demeyi öğrendik biz yani. Necat Uygur'la biz... Eskiden vardı ama öyle. Çevre tiyatrosuyla doğduk. Eskiden yani. Anne baba el ele tutuşur tiyatroya giderdik. Tabii. Açık havaya giderdik karşıya kadar. O zaman işte. Öyleydi yani. O zaman o tiyatroya gitme falan kültürü vardı. Var. Gerçekten şimdiki gibi değil. Abi şimdi bu İstanbul 20 milyonluk şehirde falan gidilmesi falan imkansız ya abi. Bir dakika şey ama şöyle ya. Bir şey var. Mesela biz Kadıköy'de... Haldun Dormen tiyatrosu vardı Kurtuluş'ta. Biz Bakırköy'den kalkıp oraya gelirdik abi. Ama bak onun önemi yok. Hanın içinde. Diyorum evet. Ki özel tiyatrolar da o kadar arttı ki Kadıköy'de şu an gidip yer bulamıyorsun doğru, zaten. Doğru. Yer bulamıyorsun. Oyunların hepsi full. Bu güzel bir şey. Ama bak Kadıköy'de öyle. Beşiktaş'ta güzel. Öyle. Şu an böyle. Ben de sonuna yetiştim. Birkaç sinemaya gittik. Açık hava sinemasına yetiştim. Bizim İstanbul sineması vardı tam Koca Mustafa Paşa'da otobüs durağının yolunda. Bizim yuvanın karşısında, gittiğim yuvanın karşısında açık hava sinemasına yetiştim. Sen gittin mi açık hava sinemasına? Birkaç tanesine gittim. Yani 10 açık tane hava sinemasına ama... yazlık bölgelerde yazlık, gittim. Yazlıkta, yoksa gitmedim. Yazlıkta çok. Ben yok. Kışlık yani yazlıkta bizim semtte gittim. İstanbul sineması vardı şeyde. Ürkmez'de enfes Elif Ağa sineması vardır. Hala da durur. Keyif içinde gider insanlar. Çok da güzel. Yazlıkta değil ben İstanbul'a gittim yazlık sinemaya. Sade gazozla Çiğdem. Bravo. Çiğdem derken? Öyle orada öyle dedi. Çiğdem ne abi? Orada. Çekirdek. İyi, tamam peki. Çekirdek. Çiğdem dedi Allah'ını seversen. Serdar'ı vaudeville'e götürelim diyor ya. Bir vaudeville Serdar bir... Ya benim tiyatroyla sahne sanatlarına karışıyor. Ben çözeceğim onu. Fehmi de demiş ki... Baba sevim. Ben daha Broadway'e diyorum. Daha abi Broadway falan değil. Ben seni daha ufak salonlara hayatta götüreceğim. Hayatta seyrettik diyoruz. Daha ufak salonlara götüreceğim. Diyorum. Çok hoşuna gidecek oyunlar. Cep tiyatrosu. Cep tiyatrosu olarak adlandırılan. Daha böyle samimi. Fehmi de yavaş diyor ki yavaş. Ya sıkıntı samimiyette değil benim olayım yani. Yok büyük tiyatro oyun yok. Sanatına karşı bir ve bir anda döndü. Ha, falan öyle, falan öyle değil öyle merak şey. Etme. Öyle tamam. Öyle olmayacak. Ya en son şeye gittim ya. Çok da severim oyunu yani hastasıyım. Neyin? Yani kusura bakmasınlar çok da iyi ekip hepsi iyi çok iyi oyuncu falan ama. Ve de iyi de bir yerden bilet aldım. Çok sevdiğim için. Keşanlı Ali Destanlı yapmışlardı. Tim'de Maslak'ta şu var seyrettim. Yani ortaokulda oynamıştım ben onu. Abi yani Keşan hayatta en sevdiğim oyunlardan bir tanesi Türk tiyatro tabii. Veya Türk sahne sanatlarının Ali şeyinin seslenir en son. Yani Türk sahne sanatlarının oyunu, karakterleri itibariyle efsanesi. Abi bir şey duymuyorsun. Bir karışıyorlar, seslendirmeler falan. Bazısı çok iyi oyuncu. Ya sen oyunu beğenmemişsin. Yani ama abi yani bazı oyuncu mesela ön plana çıkıyor. Abi ya oyunun hastasıyım. Mesela Zilha'yı çok iyi oynamıştı şey. Songül Öden. Ama yani çok iyi oynamış olma ama sesi falan bir yerden sonra gidiyor.
Yani dediğim, ben şey yaptım ya, rahatsız oldum yani. Ondan sonra da bir daha zaten hiç gitmedim yani. He bak, Cem abi diyor Serdar bize gelsin. Geleneksel Çehov oynuyoruz diye Türk sanat falan. Cem Özer. Cem abi ne diyor? Özer mi? Cem Özer geleneksel Türk tiyatrosu. Abi ben tiyatroya karışayım dedikçe tek ya gidelim. Abi bir dakika. Daha önce de davet evet, ettik. Evet abi, Cem abinin daveti niye gitmiyoruz? Evet gidelim Cem abi. Cem abiye gidelim tamam, canım. Tamam kesin söz veriyoruz, geliyoruz Cem abi. Abi ben ama devre arasında ayılırsam hani kusura bakmak yok yani. Hani tiyatroya şey. Yok yok. Ya yemek Vişne Bahçesi masada, abi. Vişne Bahçesi mi? Yemek yediğim masada. Cem abi Vişne Bahçesi mi? Şey oturuyor. Zafer Algöz oturuyor. Cem Özer oturacak. Adam tiyatro sevmem diyor ya. Ben onu çözeceğim ya. Yani. Çözeriz değil mi? Abi sinema seviyorum, olmuyor mu yani? Ve bir anda döndü sağ tarafa, sonra kendini buldu. Meğerse ne kadar zordu hayat falan değil yani, bildiğin böyle ikili konuşmalar tadında. O tarz oyunları senin seveceğini düşünüyorum. Hayır, otur sen de Vaudeville'e falan gidecek artık, aşk hikayesine gideceksin yani. Geçen gün kokoreç sensiz oldu. Kokoreç alır mı parayı? Her zaman. Büyük parayı alır kokoreç. Her zaman. Kokoreç büyük parayı alır. Kokoreç efsane değil mi? Çok büyük parayı alır hem de. Şunu okuyayım ya, bayılırım buna. İngiltere'nin unutulmaz hikayelerinden biridir bu. Tiyatro demişken aklıma geldi, hemen açayım yanlış olmadan okuyayım dedim. Başbakan Winston Churchill ile yazar Bernard Shaw arasında, belki biliyorsunuz. Muhteşem muhabbeti ya. Muhteşemdir. Bernard Shaw bir gün tiyatro oyununun ilk gecesi için, yani gala gecesi için Winston Churchill'e iki davetiye göndermiş. Yanına da şöyle bir not düşmüş. Size iki davetiye gönderiyorum. Oyunuma bir dostunuzu da alıp gelebilirsiniz. Tabii bir dostunuz varsa. Churchill bu iğnelemeli lafın altında kalmadı tabii ki. Hemen bir not yazdı ve Shaw'a oyun öncesi gönderdi. Çok üzgünüm. O gece başka bir yere sözüm var ve oyununuzu izleyemeyeceğim. Fakat ikinci gece gelebilirim. Tabii oyununuz ikinci gece oynanırsa. Hala oynanıyor olursa. Çok güzeldir evet. Bu şahane bir atışmadır. Çok güzel. Bayılırım. Bak Cem Özer, Cem Özer'den gelen şu mesajı da okumam lazım. Pardon sözünü duymadım tam o sırada okurken. Balla kesmiş olayım. Kokoreçin kötüsünü yersen de kokoreçi sevmezsin. O sebeple... Abi ben genel seyrettim, pek sevmiyorum ama. Ferhan Şensoy izle mesela. Ferhan Şensoy'a da gittim tabii. Yani Cem gittim abi, de işte. Ferhan Şensoy'u biz izlemedik. Öğrendik, daha doğrusu ezberledik. Yani ben bayağı herhangi şeyleri böyle çıksam, cesaretim olsa %40'ını falan oynarım. Kavuk kimde şimdi abi? Kavuk Rasim abi de galiba. Hayır, Serkan'da. Rasim abi değil mi? Rasim abi şeyi devretti. Şimdi Dümbüllü'nün kavuğu Münir Özkul'daydı. Münir Özkul'daydı. Ferhan Şensoy'a verdi. Rasim Öztekin'e verdi. Rasim Öztekin'e de en son Serkan'daydı. Serkan'ın soyadını hatırlamıyorum. İsmail abi ya. İsmail abi var ya. Leyla ile Mecnun'da İsmail abi var ya. Tamam. O. Tamam. Soyadını dur hemen bulayım. Ben hala Ferhan Şensoy'u da biliyorum. Hayır. Rasim abi kesin biliyorum. Kesin şeydi. Dümbüllü'nün kavuğu onda. Kavuk Rasim Öztekin'de diye çok yazan oldu bu arada. Abi Serkan Keskin'e devredilmedi mi? O zaman bundan sonra ona mı devredilecek? Rasim Öztekin'i arayın abi. Şöyle arayın ona sorun. Ve Serkan Keskin bağlansın abi. Bak birçok insandan geldi. Serkan Keskin'de değil efendim. Hala Rasim Öztekin'de kavuk. Rasim abi direkt kendisine soralım. Abi peki Serkan Keskin ne? Serkan Keskin neyin İsmail Dümbüllü ödülüne layık görüldü. Kavuk İsmail verilmedi. İsmail Dümbüllü ödülüne layık görüldü kavuk ama kavuk verilmedi. Anladım abi tamam. Özür dilerim. Ben zaten bilmiyorum ya, bilmediğim bir konu ya. Özür dilerim. Hala Rasim Öztekin'de evet. Ama İsmail Dümbüllü ödülünü Serkan Keskin aldı. Evet ama tamam, kavuk, şey var abi. Kavuk tamam. Alınmadı. Tamam, okey. Bayağı birçok bu arada tiyatro... Teşekkür ederiz ya, bizim izleyicilerimiz hakikaten her şeyi biliyorlar. Sağ olsunlar ya. Bu arada şu yorumdan da çok geldi. İlker Bey en son yazdı. Kavuk hala Ferhan Şensoy'da kimseye devretmemiştir yorumda ama... Yok, Rasim Öztekin'de Rasim olduğuna karşı evet. Bir konsensus var. Var. Serkan Keskin'de kendisinden özür dilerim. Çok sevdiğim bir oyuncu gerçekten. Çok büyük bir oyuncu bence. O da İsmail Dümbüllü ödülü almış. Çocuklarınızı bu arada çocuk tiyatrosuna götürün efendim. Baba ben onları götürmekten zaten. Belki de ondan... Sen ondan olabilirsin. Hakikaten. Çocuk tiyatrosundan nefret ettim ya. Vallahi götüre götüre. Yani böyle herhalde abi, ondan ben genel soğudum. Yanlış mesaj anlaşıldı. Genel sen soğudum söyleme yani. Öyle. Ama genel olarak ondan soğudum herhalde yani. Vallahi billahi yani. Biraz ondan olabilir. Benim, abi sen spora benim bu götür. Tiyatroya... Benim bu tiyatroya soğumamın sebebi biraz ondan olabilir. Abi sen spora götür. Serdar senin kadar entelektüel kalitesi evet. Yüksek bir adamın tiyatrodan böyle uzak durmasını sağlayan sebebi ne çok merak yani, ediyoruz. Ben öyle o çocuk tip abartılı oyunlar falan sevmiyorum abi onu. Ben yani mesela abi sinemada... yasaklar deliler oynayalım beraber ya. Aşk olsun oynayalım beraber ya. Onun yani, ne abartısı var abi? Hayır abi yani şimdi komedi oyunları falan daha bilmiyorum şimdi, yani ben. Yani bunu zor anlatırım Cibali ya. Karakolu. Sevmiyorum ya sevmiyorum. Cibali Karakolu. Olmaz abi. Abi, yani millet eskiden hatırlar mısın? Video zamanı vardı. Bunun hayır, kaseti bile hatırlamaz. Kasetlere konurdu. Kasette abi, kasette video, dinlerdi. Kasette, evde tiyatro izlenirdi abi. Evet abi. Takardın böyle Cibali Karakolu'nu izlerdin. Evet abi. Değil mi? Yasaklar, şey aşk, izledi, olsun, yasaklar deliler, aşk olsun, Necdet abi, deliler, reklamlar, Cibali Karakolu. Bir şeyini daha seyredi, bir tane daha vardı. Ha. Minti Minti. Yok yok. Minti Minti vardı. Böyle film, böyle bir şeyleri takardık, izlerdik abi evde filan. BKM oyunlarında. Tiyatroya ben.
genelde şeyim yani. Tabii şimdi bu şey çok seyrediliyor abi. Kim? Çok çok güzel hareketler bunlar. Tabii tabii. İşte bir Demet Tiyatro gül, izlemez miydin? Bir Demet, ama Bir Demet Tiyatro yani efsanedir yani. Ama tiyatro değil. Ama o başka. Aslında yani televizyonda da aslında. Yani Türk milleti tiyatro seviyor ondan itiraz. Ota Gargara tiyatro. Ama ben sinemacıyım abi. Sen hiç Ateş Böceği gördün mü? O çok güzel. Ben sinemacıyım. Bana bir şeyhler oluyor güzel. Harikadır. Sinemacı olsam olmuyor mu ben? Olur, ya olur. Tamam olsun ya tamam. Sinemacıyım ben abi. Sence... Görüyorum hepiniz gardıroba koşmaya hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama işte tiyatro asıl o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satenik'in bir şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bir tirazım şu pervaza sinmiştir. Eranuş'la Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerden birinin yırtığına gizlenmiştir. İşte bütün bu hatıralar o sessizlikte yeniden sahneye dökülürler. Artık kendimiz yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar. Gün ağrır. Temizleyiciler gelir. Replikler yerlerine kaçışır. Perde!